İran ve İsrail arasındaki bağlar yüzyıllar boyunca hem işbirliği hem de gerilimlerle dolu olmuştur. İsrail 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlemişti. Buna karşılık İran, balistik füze ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e yanıt verdi. İran ve İsrail arasında yaşanan gerilimler tarihsel süreci yeniden irdelemeyi gerektiriyor. Filistin meselesi bu bağlamda önemli bir turnusol kağıdı vazifesi görüyor. İran ve İsrail arasındaki bağlar yüzyıllar boyunca hem işbirliği hem de gerilimlerle dolu olmuştur. Bu ilişkiler Pers ve Yahudi tarihinin binlerce yıllık geçmişinde şekillenmiştir. Ancak modern çağda özellikle 1979 İslam devriminin ardından İran ve İsrail arasındaki ilişkilerde belirgin değişimler yaşanmıştır. Bu değişimde bölgesel dinamiklerin dini ve ideolojik farklılıkların etkisi büyüktür. Hakeza içerisinde bulunduğumuz dönemde yaşanan hadiseler bunu doğrular nitelikte. İsrail 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup ikisi general olmak üzere toplamda 7 kişi ölmüştü. Buna karşılık İran, balistik füze ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e yanıt verdi. İran ve İsrail arasında yaşanan gerilimler tarihsel süreci yeniden irdelemeyi gerektiriyor. Persler ve Yahudiler tarih boyunca çeşitli zamanlarda karşı karşıya geldiler. Ancak genellikle iyi ilişkiler kurdular. İran'daki Yahudilerin tarihi çok eskilere dayanıyor. Milattan önce 8. yüzyılda Asurlular Kuzey İsrail Krallığını ele geçirince İsrailoğullarının büyük bölümü Horasan'a sürgüne gönderildi. Yahudilerin İran'daki serüveni milattan önce 6. yüzyılda Babillilerin Kenan diyarını yani bugünkü Filistin topraklarını işgal etmesi ve buradaki Yahudileri Bağdat'a sürgün etmesiyle devam etti. Ahameniş İmparatorluğu döneminde ise Yahudiler bazı haklar elde ettiler. İmparator Kiros Yahudilere dinlerini özgürce yaşama izni verdi. Yahudiler bu süreçte Pers İmparatorluğu içerisinde önemli roller üstlenerek devletin çeşitli makamlarında görev aldılar. Pers saraylarında Yahudiler için Reş Galuta yani sürgündeki lider makamı vardı. Bugün Yahudiler İran topraklarında 2700 yıldan uzun bir süredir varlıklarını sürdürüyorlar. 1948'de İsrail'in Filistin topraklarını işgaliyle başlayan süreç Orta Doğu'da birçok değişime tanıklık ediyordu. İsrail'i devlet olarak tanıyan ülkeler arasında İran'da yer alıyordu. İran petrollerini millileştirmek isteyen dönemin İran Başbakanı Musaddık, ABD ve Birleşik Krallık öncülüğünde gerçekleştirilen Ajax operasyonu ile alaşağı ediliyordu. Başbakan Muhammed Musaddık'ın devrildiği darbe sonucu Pehlevi ailesi yeniden iktidara geliyordu. Bu darbe ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin yabancı bir hükümeti devirmek için giriştiği ilk gizli eylemdi. 1953 darbesinden sonra Şah Rıza Pehlevi'nin yeniden iktidara gelmesi İran ile İsrail arasındaki ilişkileri önemli ölçüde iyileştirmişti. İsrail'in 4. Başbakanı Golda Meir, İran ve İsrail arasındaki tüm düşmanca söylemlere rağmen yakın bir işbirliğinin ve hatta dostça bir tarihin olduğunu kabul etmeliyiz diyerek bu bağların önemini vurguluyordu. İkinci Dünya Harbi sonrası darbe silsilesi bu defa da komşu Irak'a isabet etmişti. 1958'de yaşanan darbe sonucu Irak'ta Kral Faysal'ın devrilmesiyle birlikte Bağdat Paktı işlevsiz hale geliyordu. Bağdat Paktı'ndan sonra merkezi Ankara'da olan Sento kuruldu. Ancak İsrail bu durumdan memnun olmadı ve Orta Doğu'da yeni bir güvenlik paktının oluşturulması için girişimlerde bulundu. Dönemin İsrail Başbakanı Ben Gurion liderliğinde yürütülen gizli çalışmalar sonucunda Etiyopya, İran ve Türkiye ile birlikte birer güvenlik işbirliği anlaşması imzalandı. Bu yeni oluşumun en önemli etkinliği istihbarat alanında görüldü. Üç uçlu gladyatör kılıcı anlamına gelen Trident adlı bir istihbarat ağı kuruldu. Trident'e üye olan ülkelerin istihbarat birimleri MIT, SAVAK ve Mossad arasında istihbarat paylaşımları gerçekleştirildi. İran, Şah döneminde İsrail'i tehdit olarak görmüyor, aksine ilişkileri güçlendiriyordu. 1960'ların başından itibaren İran, İsrail'in en önemli petrol tedarikçisi haline geldi. İran ile İsrail arasındaki petrol ticareti, Eilat ile Ashdod arasında inşa edilen bir petrol boru hattı ile resmiyete kavuştu. Özellikle 1973'teki Yom Kippur Savaşı'ndan sonra İran, Müslüman ülkelerin İsrail'e uyguladığı petrol ambargosuna katılmayarak
İsrail'e petrol satmaya devam etti. Şah döneminde İsrail'in talebi üzerine Tahran'dan Tel Aviv'e uçak seferleri düzenleniyor. İran'da birçok İsrail firması ve vatandaşı faaliyet gösteriyordu. İki ülke arasında 1977'de başlayan orta menzilli füze projesi gibi askeri ve sanayi alanlarında işbirliği yapılıyordu. İsrail, İran ile yakın ilişkiler kurarak İran'da yaşayan Yahudilerin güvenliğini sağlamak istiyordu. 1979 İslam devrimine kadar İran-İsrail ilişkileri Sovyetlerin Orta Doğu'daki artan etkisine karşı şekilleniyordu. Aynı zamanda Baas rejimi altındaki sosyalist Arap devletlerinin güçlenmesine karşı oluşturulan ittifaklar İsrail için önem arz ediyordu. Irak'ın İran'da yer alan Huzistan bölgesinde hak iddiası da İran'ı İsrail'e yaklaştıran etkenlerden biriydi. Buna karşılık İran, Irak'ın kuzeyindeki Kürt bağımsızlık mücadelesini destekliyordu. İsrail de bu dönemde İran ile birlikte hareket ediyordu. 1979 öncesi İran'a yıllık 500 milyon dolarlık silah satan ülkelerin başında İsrail gelmekteydi. Ancak Şah rejiminin sona ermesiyle kartlar yeniden dağıtılıyordu. Humeyni'nin iktidara gelmesiyle birlikte İran-İsrail ilişkileri kısmen sekteye uğradı. 1979 İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra İran, ABD ve İsrail'i en büyük düşmanları olarak kabul etti. Yeni dini rejim İsrail'i tanımıyor ve onu Orta Doğu'daki sorunların ana kaynağı olarak görüyordu. Bu yaklaşımını Hizbullah gibi İsrail'e karşı faaliyet gösteren örgütlere destek vererek gösteriyordu. İsrail ise İran'daki yeni dini rejimi kendi güvenliği için en büyük tehdit olarak nitelendiriyordu. Humeyni bu süreçte İsrail'in Tahran Büyükelçiliğini kapattırıp Filistin Kurtuluş Örgütü'ne tahsis etmişti. İsrail, İran'a karşı çift yönlü bir politika izliyordu. İran ile gizli ilişkiler sürdürmeye çalışırken aynı zamanda İran'ı izole etme çabalarında bulunuyordu. Perde arkasından İsrail ile ilişkilerini kesmeden devam ettiriyordu. 1980'de başlayan Irak-İran Savaşı sırasında İran, İsrail ile örtülü anlaşmalar yaparak silah tedarik ediyordu. Mossad ve SAVAK arasında yakın ilişkiler kuruldu. Mossad bu süreçte Humeyni'ye karşı yapılan birçok suikast girişimi önledi. Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Yafa Stratejik Merkezi uzmanlarından Hersh Goodman'a göre İsrail 1979 ve 1986 yılları arasında İran'a silah satışı yapmıştı. Bazıları bu durumu İran'daki Yahudi varlığına bağlarken diğerleri İran'ın Sovyetler Birliği'ne yakınlaşması endişesiyle ilişkilendiriyordu. Ancak Sovyetler Birliği'nin dağılması, Körfez Savaşı ve Filistin ile İsrail arasındaki Oslo Anlaşması gibi önemli gelişmeler İsrail'in İran'a karşı politikalarını sertleştirmesine yol açmıştı. Bu süreçte İran, Lübnan ve Filistin'deki gruplardan faydalanarak anti-İsrail politikasını güçlendirmişti. 1982'de kurulan Hizbullah, İslami Cihat ve Hamas gibi Filistinli gruplar İran'ın İsrail'e karşı önemli bir koza haline gelmişti. Buna karşılık İsrail, 11 Eylül saldırılarını bahane ederek ABD'nin Orta Doğu'ya yöneliminde etkin rol oynamıştı. İran ve İsrail arasındaki köklü tarihsel bağlar günümüz siyasi ve ideolojik atmosferinde yeniden şekilleniyor. Filistin meselesi bu bağlamda önemli bir turnusol kağıdı vazifesi görüyor. İsrail'in Filistin'deki katliamları yeni Orta Doğu sınırlarının belirlenmesinde kilit rol oynuyor. Ancak ne Batı ne de Doğu bloğu henüz büyük bir savaşa hazır görünmüyor. İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği meşru müdafası ilerleyen günlerde Batı'yı tekrar bir araya getirebilir mi? Muamma. Hakeza Müslüman ülkeler Filistin'deki vahşete dair sözlerini aşan bir eylemde bulunamıyorlar. Geçmişte yaşananlar ve günümüzdeki gerilimler bölgedeki siyasi dinamiklerin karmaşıklığını aynı zamanda İran ile İsrail arasındaki ilişkilerin ötesindeki derin etkileşimleri anlamamızı sağlıyor.